Derin futbolda beraberiz sevgili seyirciler. Rasim yerinde durmuyor. 3-2 öndeyiz şu anda. İzlanda karşısında. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ben şu an totem sesi, yapıyorum. Ertem totem yapıyorum şurada olarak. Sesi birazcık bir arkadaşlarımız totem bir şeyler yapsın. Şöyle. Verebilirsiniz arkadaşlar, yabancı değil. Şu anda Arda Güler'i dışarı mı çıkarıyor? Yok. Evet, Arda çıkıyor. Samet Akaydın giriyor. Samet Akaydın. Onun vazgeçemediği adam biliyorsun o. Samet Akaydın oyuna giriyor ama defans oyuncusu. Okay da giriyor. Hadi hadi. Yalnız manyak bir gol attı Arda Güler. Büyük Arda oğlum benim. Aslan evladım benim. Aman aslansın. aman. 3-2 bitirelim. Hadi Apo abim gel. Verdi golü. İtalyan verdi golü. Senin meşhur repliğindir. İtalyan verdi. Evet, Arda Güler tribünleri selamlıyor. 3-2 öndeyiz. Dakika 90. Dakika 90. Bitir artık, bitir. Arda'nın klasik gol sevinci. El Clasico. Arda için diyoruz tabii bunu. Gerçekten mükemmel. Hadi 3-2 bitirelim şu maçı. Çok iyi. 3-2. Öndeyiz 90. dakika ama ya top oynamayan takımlar 2 tane gol yedik ya. Tamam, bir şey o da ayrı bir gol ama şimdi galip bitirelim. Top oynamayan takımlar 2 tane gol yedik. Saçma sapan 2 tane gol yedik. Hadi ya. Hadi aman dikkat. Abdülkerim abi de çok dikkatli izliyor maçı, onu da söyleyelim. Sevgili seyirciler, Rasim yerinde duramıyor. Hadi kravatı abi, falan hadi, çıkarttı. Hadi. Kravatı çıkarttı. Böyle bir şey olamaz. Artık hadi. Kemal Sunal bir tane filminde kravatını çıkartıyor ya. Şey, kayınpederine karşı evlen, bir kızla evlendirmek istiyorlardı böyle. Gidiyor. Neydi o filmin adı Abdülkerim abi? Ödüm korktu, faul verecek diye son gole, biliyor musun? Aman, ben de çok korktum. Hakem çok iyi maşallah. Hakem 10 numara ya. Abi, bütün Türk hakemlerin üst üste koy şu maçtaki hakem etmez hapı. Ahmet Hoca beğenmedi hakemi. Abi bir yabancı hakemlere özel bir gücü var. Vallahi beğenmedi. Evet, biz de şu anda canlı yayındayız diye. Şöyle bir patlat. Rasim'le şöyle fotoğrafımızı koyalım. Abdülkerim abimi de bir çekeyim şöyle. Apo abi çekeyim. Bir tane de Abdülkerim abiyi çekeyim. Canlı yayın başlıyor çünkü. Abdülkerim abi. Maç var. Maç var diyor. Maçı kaçırmayalım aman. Bizim takım boş bırakmaya gelmiyor abi. Hemen gol diyorlar ya. O da doğru. Tam kadro başladık. Haydi. Abdülkerim abi, üstündeki yeşil çok güzel görünüyor. Arkadaki mavi, kırmızı. Teşekkür ederim. Evet, 3-2 öndeyiz. İzlanda'ya karşı tarihimizde deplasmanda 2 golümüz vardı. Böyle hatırlıyorum yani. 5 maçta 2 golümüz vardı. 1 maçta 3 gol birden attık. Aynen. Yani 5-1'lik 5-0 falan yenilerimiz var. Biz çok eskiden Fatih Terim'in 5-0 İzlanda'yı yendiği İstanbul'da. Maç var. İstanbul'da. Evet. Hakeme bak. Hakem adam. Herkes birbirine dalıyor, oynatıyor, görüyor musun? Helal olsun. Gördün mü abi? Biz Türkiye Ama liginde... Ama abi böyle hakemlere can liginde, kurban diyor musun? Tabii ki ya, biz Türkiye liginde ne zaman böyle maç seyredeceğiz? Evet. İlk ikili mücadelede cüt düdük çalıyorlar. Bak herif 3 kere 4 kere millet birbirini yiyor. Apo abimin Türk hakemlerinden nefretine aynen katılıyor. Ya iliğimle kemiğimle nefret ediyorum ya. Evet, çok içten nefret ediyorsun bak, çok Vallahi içten. Vallahi billahi ya. Futbolun katili Türk hakemleri. İşte adam gibi hakem, adam gibi maç. Yabancı hakem devrimi şart. Bu maçta bunu gösterdi. Ahmet Çakar direniyor. Yerli hakem lobisinin adamı. Hakem camiasıyla baş edilir mi ya? Klanlar ya. Resmen büyük bir klanlar, biliyor musun? Vatikan'dan beter bunlar. Vallahi çok fenalar ya. Onlar yıkılır, bunlar yıkılmaz, biliyor musun? Türkiye'de hakem camiasını kimse yıkamaz. Acayip bir kast sistemi var. Kimseyi sokmuyorlar. Kimseyi. Bak o hakemleri doğuruyor. Yeri geldi hemen onlara sahip çıkıyor. Tabii yabancı hakem. Yabancı hakem gelmesin diye. Kimseyi sokmazlar. Yabancı hakemi sokmazlar araya. Ne tehlikeliler, biliyor musun bu hakemler? Ama o. Artı altın verdi Ertemciğim. Altı. Evet. Artı altı. Hadi. Dört olur mu Apo abi? Dört olur mu? Şu anda adamlar her şeyi bıraktılar, biliyor musun? Bir akıllı kontratak. Adam bir akıllı kontratak 4 olur. Tabii ki. Bak full şu anda, geliyorlar değil mi? Full. Şu anda ipini falan koparan gidiyor herifler. Abdülkerim abiyle Rasim maçı anlatıyor şu an. Bak, senin robot oynuyor şu anda Abdülkerim abi. Abi biz yorumluyoruz sen abi. Sen anlatsın abi, anlat. Anlatamam ki şu anda. Kadro artık bitmiş. İzlanda kadrosu bir de bitmiş artık. Bitti. Ben şimdi anlatırsam yenilir falan, Ertem girdi araya derler. Uzaktan vuruş, ikinci pozisyon gelir mi? Gelmesin. Tehlike var ceza sahası içerisinde.
Tabii canım. Ben bir başlarım anlatmaya. Ertem Şener gibi Türkiye'nin en iyi maç anlatan durdurmak için her türlü hurafeyi uydurdular bu ülkede. Ben o Norşaren maçını unutmuyorum. Durduramazlar. Dedim yine seni suçlayacaklarım. 6 oldu tamam. Bitti. 6 gün seni 4'ten sonra artık takmamaya başladım. Dedim ki yani nasıl olsa bana yazmayacak 4'ten sonra dedim. Abi 2-1 de eyvah dedim. 2-1 de eyvah dedim. 3'te de eyvah dedim. 4 oldu tamam. Artık bana yazmaz herhalde dedim. İsmail kanka. Hani çünkü benlik bir şey yok dedim. Sinan abi yüzünden oldu. Sinan abi yüzünden oldu aynen. İmparator. Sinan abi çok sinirlendi. Televizyonu kırdı demin. Başladık. Gel. Evet. Sinan Engin televizyonu kırdı demin. Televizyonu. Hadi abi hadi bitir. Yeni televizyon gelmesi için televizyonu kırdı Sinan abi. Ha 4 oluyor. Olmadı. Oldu. 90 artı kaç? Sinan abi hakem oldu. Oldu vallahi. Bak ne dedim ağzımla çağırdım. 4 oldu. Hakan Çalhanoğlu oldu. Yok hayır Hakan değil. Kerem. Kerem attı helal. Oldu. Ne gol attı hem de. Türkiye 4, İzlanda 2. Ne dedim sana? Dükkanıyorlar şimdi 4. Birazdan 4 gelir dedim. Geliyor. Dedi. Vallahi kontra çok güzel atak. Gol attı. Yeni tabirle geçiş oyunuyla dedin gol gelir. Abi bak. Kontra atak geçiş oyunu. Bak bir şey söyleyeceğim. 2-1'den sonra 2-2 oldu. 2-2'den sonra o dakikadan sonra düşmedik oyundan. Ayakta kaldık 2 gol birden attık. Aynen. Yani milli takım bugün bence maçtan daha önemli bir şey kazandı böyle. Aynen. Harika aynen. Bir yorum değil mi Sinan abi ya? Çok güzel bir yorum yaptın. Biraz söyle. Bak. 2-1 öne geçtik. 2-2 yaptılar çok kritik bir dakikada. Biz ondan sonra oyundan düşebilirdik. Evet. Fizik gücümüz düştü. Böyle fizikli bir takıma karşı. 2-2'den sonra 2 gol bulduk. Bu çok önemli değil mi futbol adına? Biz iyi takımız abi. Çok, çok güzel gol ama vallahi. Maçın hakemini de klas, tebrik ediyorum. Bizim çok Sinan abi tam onu çekeyim. Sinan maçın hakemini klasını gördün mü? Bizim çok iyi futbolcularımız var abi. Evet. Hakikaten. Klas çok bireysel çok yeteneği çok, çok yüksek. Aynen bireysel yetenek futbolcularımız çok fazla var ya yani, hakikaten. Kulübede var, oynayanlar da var, giren çıkan. Hakikaten çok yetenekli takımız biliyor musun? Yani. Çok iyiyiz maşallah. Hakikaten. Yani hocam bunu yazına da yazdırabilirsin. Yazdır. 2-2'den sonra düşmedik, 2 gol attık mükemmel bir şey. Yalnız biz yabancı hakemi şuradaki hakem beğendikçe Apo abiyle Çakar deliriyor. Çakar efendim. Türk hakem lobisinin adamı. Silvestrak. Biraz kötü niyetli olsa. Silvestrak. Dediğini çalardı. Hiç. Müthiş bir hakemdi ya. Silvestrak. Biliyor musun hiç? Polonyalı değil mi? Polonyalı Silvestrak. Şu Polonyalı hakem gibi bir Türk hakemi yok abi. Şimdi biz bu konuda hakikaten rezil ülkeyiz. Şimanski şöyle yapabilir mi acaba? Diyebilir mi? Ya gidin bizim ülkemizde bir hakem var Silvestrak. Gece gelsin burada yönetsin diyebilir. Vallahi diyebilir. Çocuğa top oynatmayı bile unutturduk yani top oynamayı. Abi fizik gücü yüksek olan takım şu anda dökülüyor. Baksana yerlerde izlanda. İyi yerden şey, serbest atış kazandılar. Serbest vuruş kullanacak. Ya şu barajın arkasına yatma oyundan nefret ediyorum artık. Bu yeni ya. Çıktı. Eskiden yoktu abi, dünya futbolunda. 2-3 senedir ya. Var da böyle hani kötü hani, görünüyor yani ya. Evet kötü görünüyor. Ya Messi'yi gördüm bir kere. Tuhaf olan şu. O top barajın ayaklarının altından geçip gol olacaksa nalet olsun olsun. Olsun yani. Zaten ya. Allah Allah. Orada yatmak ne yani. Hayret bir şey. Bu yeni çıktı. Yeni çıktı aynen bu. Aynen öyle. Müdür ama Bey'in... kötü yerden hayır, ha. Kafasına yerden. Çarpsa ne olacak? Bacakların arasından geçti. Ah of. Lan böyle abi havadan vuracak zaten herif. Yerden. Tabii ne gerek var yerden ya. Of ya bitti, dur. Bitti maç hadi bitti. Şey oldu. Ha bitti. Bitti. 4-2 bitti. Kazandık. 4-2 kazandık. Hayırlı haydi olsun. Beyaz TV. Haydi. Herkes birbirine arasın. Beyaz mesaj atın. Derin evet, futbol başladı. Acayip evet, şeyler. Ertemciğim yalnız ben bir şey sormak istiyorum sana. Ben maçı dikkatle dinledim. Neyse sonra diyor herkes bir yorumunu yapsın en son ben söyleyeyim. Evet. Evet programımız. Biliyorsun Apo abi bir analiz yap maçları. Programımız gibi. Herkes tarafından açıldı şu anda. Herkes ne bizim yayını istiyor. Bu izliyor. Maçın bir genel analizini yap. Önce sen sonra Sinan Engin. Evet programımız şimdi, izleniyor. Herkes bu, şu anda bizde. Nasıl anladın? Herkes mesaj Allah, atmaya Allah, başladı. Allah, mesajlar başladı. Mesaj atmaya maç başladı. Bitti, herkes bir de oldu. Bizim sevgili Melisa Bağcı canım kardeşim akılda kalsın. Çarşambaları da saat 23.30'da, pazar günleri saat 10.45'te. Melisa Bağcı 7. gün. Hafta içine mi döndü? Hafta içi, hafta sonu her gün Melisa Bağcımız var. Hafta sonu değil miydi Melisa Bağcı? Hafta sonu hafta içi de var. Hafta içi de tabii var. Tabii hafta içi de var. Oo, çarşamba bravo, saat 23.30'da. Melisa Bağcı bizim canımız, sunucumuz, kardeşim. Bizi izleyenler arasında Melisa Bağcı'ya çok sevgiler buradan. Çok başarılı. Melisa Bağcı çok başarılı. Ben hiç tanımıyorum kendisini ama çok başarılı. Çok. Helal olsun. Çok başarılı. Benim kardeşim ekranlarında. Şu anda bizim için çok çok kıymetli. Bizim kıymetlimiz. Evet Melisa Bağcı evet bana da mesaj attı şimdi.
Sinan abi izliyorum. Bol reyting olsun Melisa Bağcı. Aynen öyle. Biz de seni çarşamba akşamı Melisa Bağcı. Melisa'cığım seni her gün seyrediyoruz abim benim. Biz İyi ki varsın. Evet sevgili seyirciler. Milli takımımız 4-2 kazandı. 4-2 kazandı. Hakem, Polonyalı hakem. Silvestre Aka herkes çok iyi derken Ahmet hocam içeride çok enteresan bir şey söyledi. Düşük not alacak dedi. Evet. Bunun sebebini soracağız yine ama. Yine laf soktu. Yine laf soktu. Rasim, Ozan Kütahyalı. Rasim biraz önce gözyaşlarına boğuldu içeride. İşte benim milli takımım bu diye. Aynen. Gördün mü VAR hakemlerine? 5 saniye falan seyrediyor. Aynen. Hakem evet. Gibi hakem abi. Seyrediyor gidiyor. Biz de bakıyor, yandan bakıyor, arkadan bakıyor, oradan bakıyor, buradan bakıyor. Bak 5 saniye, 3 evet. saniye, 5 saniye tık. Bakıyor. Bugün zaten maçı VAR hakemi yönetiyor. Sinan abi, hakem bu hakemler hakemse bizdekiler hakem değil. Eğer bizdekiler hakemse bizdekiler bunlar de, hakem bizde değil. De, bizdekiler de iyi hakem. Öyle yani. Abi bizde yani. De oluyor da. Ya bizde böyle Fred Taylor gibi konuştun aynı. Bir şey Fred Taylor. Bir de öyle diyor. Falan onun bir filmi var. Netti pozisyonlar ya. Ha, istese vermeyebilirdi ama baktığın zaman bugün hakem de VAR da hepsi çok başarılıydı. Dürüst ama abi. Biz iyi takımız arkadaş. Bizim iyi futbolcularımız var. Bireysel yetenekli oyuncularımız çok fazla var ya. Hakikaten doğru. İyi futbolcularımız var. Çok etkili abi. Bakıyorsun Kenan'a bakıyorsun, Kerem'e bakıyorsun, Arda'ya bakıyorsun, İrfan Can'a bakıyorsun, araya giriyor. Hakan Çalhanoğlu. Yani hepsi hakikaten top ayağındayken çok yetenekli, çok özel oyuncular. Biraz savunmada biraz sıkıntı yaptık. O da sağ çok kötü. Bu sahada, bu buzda, bu zeminde yani oynamak da çok kolay değil. Hakikaten futbolcuları tebrik ediyorum. Hakikaten kutluyorum. Harika bir galibiyet aldılar. Dolayısıyla yani ne yaptık? Puan muhtemelen buradan biz lider çıkarız zaten bu gruptan. Tabii. Onun için devam ettiriyoruz liderliğimizi. Ben futbolcularımızı tebrik ediyorum. Harika bir puan durumu hemen harika isteyeceğim. Harika bir galibiyet aldık. Arkadaşlara şimdi konuşsun sonra ben yine konuşurum. Sinan abi. Hocam size geleceğim şu anda. Aralarındaki maçlara bakıyoruz şu anda. En son biliyorsunuz. Evet. 9 Eylül'de oynadık. 9 Eylül 2024'te İstanbul'da 3-1 yendik İzlanda'yı. İlk maçımız 1991'de 17 Temmuz'da. İlk defa yendik bunları biz. İlk, hayır deplasmanda ilk defa yendik bir de. Deplasmanda ilk defa. Deplasmanda o kadar maç yaptık. Sadece 2 golümüz var. Bak deplasmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. maçımızda 4 gol birden attık. Bu maça kadar sadece tarihimizde 1991'den bu yana sadece 2 golümüz vardı. Bir gecede 4 gol attık. Ne diyorsun hocam? Bana mı diyorsun? Yok, yanınızdakine. Seni diyorum hocam. Sana diyorum. Hayır hocam. Sağ tarafını göster. Ben yanınızdaki diğer miyim Kerim efendim, abiye? Olayı bile büyüdü. Sonuç olarak İzlanda eski İzlanda değil. Hayda. İzlanda bizim Süper Lig'de oynasa ilk üçe falan giremez. Hocam biz Letonyalara, Faroe Adaları'na falan... Tamam olabilir. Kötü örneği verme. Bugün tamam. Çok bireysel Sinan'a katılıyorum. İyi bir milli takımız. Bireysel bazda çok önemli oyuncularımız var. Ama böyle gol yersek yarın bir gün sükutu hayal yaşarız. Hayal kırıklığı yaşarız. Yediğimiz birinci gol, yediğimiz ikinci gol bu seviyede milli takımın yemeyeceği goller. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani üstü harika, altı şişhane, üstü evet, kaval altı. Evet. Forvet attın, çok önemli oyuncularım var. Kenan iyi oynadı, iyi oyuncu. Kerem, Arda Güler her geçen gün üstüne koyuyor. Evet. Okey Hakan ama bakıyorsun yediğimiz golleri, ikinci golü yemin ediyorum sen ben Apo olsaydık defansta yemezdik o golü. Niye açılıyorsun Uğurcan? Berit diyor ki niye bağırıyorsun bırak diye diyor. O ortayı nasıl yaptırıyorsun? Sonuç çok iyi gidiyoruz ama benim için Avrupa Uluslar Ligi kepaze bir ligdir. Manası olmayan bir ligdir. Ne elde ediyorsun burada? Moral. O kadar. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Geleceğimizle ilgili. Hazırlık yapıyoruz. Hazırlık evet, yapıyoruz yani. İleriye hazırlık yapıyoruz. İşte bu hep onu söylüyoruz. Sıcak. Bir futbolcu topluluğuna inanacaksın ve o futbolcu topluluğunda devam edeceksin ve ısrar edeceksin. Doğru. Aferin bak bakıyorsun bugün kararlı, bazı oyuncular ısrarlı, ısrar da ediyor. Devam edecek, inandığın futbolculara devam edeceksin. İşte bu hocanın dediği gibi kepaze mepaze fark ben fark ediyorum. Önemli olan milli takımımız ne kadar çok fazla maç yaparsa, ne kadar çok yan yana birbirleri oynarlarsa dolayısıyla ileride çok daha güçlü bir milli takım olur. Evet. Bak çok daha güçlü bir takım olur. Ama hala enteresan bir şekilde mesela rakipte ne vardı bugün? Gudjonsson mu? Neydi çocuk? Söylüyorum. Gudjonsson. 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 Oskarsson. Şey yoktu. Biz nerede oynuyor? Oskarsson Gudjonsson nerede oynuyor? Gudjonsson hemen söylüyorum sana. Nerede oynuyor mesela? Şöyle bir tane santraforun olsa mesela. Gudjonsson. Ah valla 9 numara. Söylüyorum. Şu 85 milyonda hala bir tane santrafor yetiştiremiyoruz. Gent. Belçika'da Gent. Ne düşün çok da pahalı da bir oyuncu değildir ama. Değil ya. Çok da iyi santrafor. Bizim
Ne yapıp? Real Madrid'den yetişmiş. Ne yapıp? Neydi? Bir tane 9 hani, numara üretmemiz golcü lazım. Golcü bulmamız lazım. Klasik aynı golcü. Golcü hocam. Aynı bulamıyoruz çünkü hep nerede? Var. Bizde hepsinden ha. Çok var. Evet. Sağ var, sol kanat var, orta sağ var, virtüöz var, orkestra şefi var. Ne bileyim takımda her türlü 6 var, 8'in var ama helva yok. Bir tane 9'un. Klasik 9 bir tane yaratmamız lazım. Gelmiyor. Dolayısıyla ama ben bu futbolcu topluluğuna inanılsın diyorum. Harika bir futbolcu topluluğumuz var. Yıldız. Hepsi yıldız bana göre çocuklar. Hakikaten yıldız ya. Evet. Hakikaten yıldız. Ya bırak bunu. Bizim Ertem bizim şey vardı. Herhalde bugün yoktu çok değil mi sahada? Sik Dursun gibi bir forvetimiz bile yok. O kim ya? Ya İzlanda'lı ya. Rasim'cim o futbolu bıraktı. Sik Dursun. Futbolu bırakmadı ya. Hocam, ölüyor ya. Bıraktı adam, sen ne yapıyorsun Sik Dursun ya? Futbol bıraktı mı? Gitti papaz Sik oldu abicim. Ayin veriyor artık. Sen ne yapıyorsun? Papaz. Sik Dursun oynuyor. Nerede oynuyor hocam? Lokal liglerde. Evet, yok hocam bir yerde oynayan bıraktı hocam, hocam ya. Bıraktı, ben de baktım Sik Dursun hocam geçen bir tane yok ki onlarda ya. İzlanda'nın dörtte biri Sik Dursun resimli oyuncularla dolu ya. Sik Dursun değil Sik Dursun. Sik Dursun abi işte. Niye öyle konuşuyorsun öyle, sen o kelimeyi niye koyuyorsun papaz abi? Papaz mı? Sik Dursun pardon. Sik Dursun papaz mı? Hani niye nereden aklına geliyor senin ama bu onun gibi enteresan, enteresan kelime. Ama bir aralar çok iyi oyuncuydu. İyi oyuncu. Sik Dursun. Sik Dursun. Sik Dursun. Bir daha söylüyorum sevgili seyirciler. Sik Dursun Göteborg'da futbolu bıraktı. Bu ne biçim? Ertem bir tane gidiyor. Bizim programda bir dakika takım abicim, isteri. Bir dakika abicim. Takım ve futbolcu ismi yok mu? Ya kardeşim. Göteborg diye bir takım yok mu? Ertem Şener. Sik Dursun Göteborg'dan futbolu bizim bıraktı takımda. Derse. Millet burada gülmez. Hayır. Bak kameramanlar geldi. Bizim televizyonda normal bir futbolcu ismi ve normal bir takım ismi falan söylemez misiniz ya? Biz mi ya bana Abdurrahman Sezgi yazdı şu anda. Sky, ne bileyim abi ya? Sky, Sky Toşaloğlu seni aramadı mı? Ne? Toşaloğlu zamanı seni aramadı mı? Sky'dan. Tamam, dün çok konuşmuş Sinan abi diye. Rasim bak bana yazan kişi Abdurrahman Sezgi. Bizim Sky'dan, bizim eski doğru. Sky Spor'dan. Evet. Evet. Sky Spor'dan yazdı. Göteborg'da bıraktı diye çok güzel işler yapıyor. Dün Atiba'yı yakalamış. Bakın o videosuna. Apo'yu çok özledim biliyor musun? Çok acayip şeyler yapıyor. Anne babası koyuyor isimleri. İsmi koyuyoruz kardeşim. Mesela Abdurrahman Sezgi. Allah Allah. Ne yapalım? Çok seviyorum ben. Apo'yu çok seviyorum özledim ben. Ya Mihail Sikime'yi de burada güldünüz. Biz mi koyduk ismini? Mihail Sikime. Biz mi koyduk ismini? Annesi babası öyle koymuş adamı. Adam göre... Bir şey söyleyeceğim. Şu anda... evet. Şu anda bak... Onu İstanbul Erkek'te koydular mesela bak. O tamam. İstanbul Erkek'te o isim kondu. Bir şey söyleyeceğim. Ama... Şu anda biz İzlanda maçının sonrasında... Evet, oynamayan bir adamı, Sik Dursun'u konuşuyoruz. Sik Dursun. O kadrolar adam iyiydi diyor. O kadroları abi, iyiydi diyor. Onun gibi bir oyuncumuz yok şu an. Sik Dursun değil o kelime. Sikime. Sikime. Sikime adamın Sikime adı. Sikime mi yok? Ama beyler iyicene şaşırdık. Sikime. Şu efsane milli takım. Yıldızlar topluluğu genç çocuklar. Dalga geçiyor ya. İzlanda'da tarih yazdılar. İlk defa kazandılar. Şimdi... Dalga geçmiyorum. Evet. Yok efendim dursunmuş. Hocam bir dakika. Demin diyordun ki çok ciddiye almıyorum ben. Hayır. Tarihi büyük takımı yendik diye söylemiyorum. İzlanda'da ilk defa yendik diye tarih diyorum. Yoksa İzlanda ne diyorum? Süper Lig'de ilk üçe girmez. Ben hiç konuşmadım. Göteborg'la Sik Dursun muhabbetinden sonra bir parça azıcık futbol konuşayım mı? Azıcık. Hayır, tamam ben konuşayım da. Bir dakika azıcık sen Göteborg'la karşı oynamadın mı? Oynadın. Oynadım. İsveç'e gittin. Göteborg sizi mağlup etti. Evet, fena yaptılar. Sinan abi niye gülüyor? Buyur Abdülkerim abi. Evet. Kısacık. Millet çok korkuyor bir gün. Çağdaş Güler selam söylüyor. Bir gün futbol konuşacağız diye milletin ödü kopuyormuş. Bir şey söyleyeceğim ama sana. Ama konuşayım biraz. Bir şey söyleyeceğim. Burak ne oldu? Burak Dinçer birazdan. Evet. Bak. Buyurun Abdülkerim abi. Şimdi şey vardı. Gözlüklerin çok güzel. Adam sporla teşekkür ederim. Ayşe istedi. Eyvah. Evet. Apo futbol konuşacak. Evet. Ödü eyvah. Kopuyor milletin. Eyvah. Ödü kopuyor eyvah. Milletin. Bizi programın izleyenleri öyle söylüyor. Hocama ben sonra bir isteğim olur hocadan benim. Şimdi evet. İki türlü bakmak lazım olaya. Bir, UEFA B liginde bizim bir kere ne işimiz var? Yıldızlarla dolu bir milli takımız ama UEFA B liginde oynuyoruz. Evet. Grubumuzda Karadağ, İzlanda, Galler. Değil mi? Bir de A grubu var. Teminden beri bakıyorum. Bugün biraz önce Almanya, Hollanda oynandı. Bitti. Evet. 1-0. Efendim Belçika, Fransa var. Belçika'da 2-1 Fransa yendi. Evet. Heh. Şimdi bir de bunlar oynuyor, bir de biz oynuyoruz. Biz yıldızlarla doluyuz, tamam. İzlanda maçı iyi mi oynadık? Herkese göre iyi oynadık. Ama bence takımın yarısı iyi oynuyor. Orta sahadan bizim kaleye doğru olan yarısı rezil oynuyor. Şimdi böyle kolay golleri
A klasmanında bir milli takım, yıldız oyuncularla dolu bir milli takım yemez. Böyle goller yemez. Tamam mı kardeşim? Hı-hı. Bu golleri sıradan takımlar yer. İşte Karadağ yer. Biz yiyoruz. Artı bir tane de Merih Demiral'ın içeriden çıkardığı dediğin hani artık çıkardı mı yoksa vuruldu mu? Adam vurdu onu. Şutla kale içinde vuruldu. Şimdi o pozisyona da bakın. Rezalet. Iskalar, mıskalar, garip. En ufak atakta tel tel dağılan bir defans var. Ve garip bir şekilde ligde çok formda olup ama milli maçlarda böyle şu ikinci golde çıkamayıp oyuncunun altında ezilen bir kalecimiz var. Evet. Ve biz Uğurcan. Yıldız oyuncularla büyük başarılar bekliyoruz. Ben bu yıldız oyuncuları 2 ay önce hatırlıyor musunuz Avrupa Şampiyonası'nda? He? Mesela Gürcistan'ı yendik 3-2. Evet. Slovakya'yı yendik değil mi? Slovakya mıydı? Evet. Yendik. Gürcistan'ı 3-1 yendik. 3-1. Çek Cumhuriyeti'ni yendik. Çek Cumhuriyeti'ni yendik. Evet. Portekiz'e de 3-1 yendik. Nasıl yenildik Portekiz'e? 3-0. Rakip biraz Portekiz A klasmanı olunca ne hale geldiğimizi gördün mü? Evet. Sadece 3-1 değil Gürcistan skor. Gürcistan maçında da iyi oynamadık. İşte 2-2 biterken... Bizim Abdurrahman'la beraberdik maçta. 2-2 biterken 3-1 olduk. Bir de 2-2 bitiyordu maç. Şimdi böyle bakmak lazım. Şimdi biz Portekiz'de orada bir maç oynadık değil mi? Gene bir yıldızlarla dolu kadromuz. Adamlar bizde Ronaldo'lar falan 40 yaşına geldi. Alay ettiler biliyorsun. Yürüyerek. Alay ettiler bizde alay. Alay ettiler. O kadar aciz kaldık. Onun için biraz böyle bu işleri abartırken aman dilimizi ısıralım. Aman dilimizi ısıralım. Sevindirici olan şey şudur. Bu grupta büyük ihtimalle lider çıkacağız. Eğer Türkiye'de Galler'e yenilmezsek. İki, İzlanda'yı da puan durumunu verelim. Tarihimizde ilk defa İzlanda'da yenmişiz. Budur. Bunun dışında öyle abartılı. Biz dur bakalım ben göreyim bu takım mesela Portekiz oynarken gördüm bu takımı. Hiç böyle anlattığımız gibi bir milli takım olmadığını Portekiz'e karşı anladım ben. Yarın Belçika ile oynarken aynı duruma düşmeyeceğimizi, İtalya ile oynarken aynı duruma düşmeyeceğimizin elimizde bir garantisi yok. Bu maçlar bize bir garanti vermez. Sadece bize alarm verir. Böyle goller yenmez kardeşim yenmez, tamam bravo, mı? Böyle bravo, goller yenmez. Yani hakem orada eline çarptı Melih'in dese, penaltı falan dese ayrıca o da gol oluyor falan filan. Onun için ben hala topa basalım, frene basalım diyorum. Bu takım bir Dünya Kupası'na katılsın, elemeleri geçsin. Böyle bir babalarla da oynayalım da yine Portekizli maçındaki gibi mi olacağız? Yoksa hakikaten biz mesafe kat ettik mi göreceğiz. Takım evet. Bir takım yarım takım olmaz. Ön tarafta çok iyi oyuncularımız var. Ben geride beklerin, stoperlerin durumunu işler acısı gördüm. Onu Abdülkerim yani. Abi, işler acısı. Türkiye Galler ne olur? 16-11-2024'te skor alacağım. Türkiye Galler ne olur? Herkese tek tek soruyorum şimdi. Evet. Türkiye Galler. Vallahi Galler'deki ilk maç Allah'ın yardımlarıyla 0-0 berabere tamam. Bittik maçı. Maçı berabere bitirdik. Allah'ın yardımıyla oldu. Tabii Türkiye'de öyle olmayacak. Maçın favorisi biziz. 16 Kasım. Maçın favorisi biziz ama ya Herro ya Merro maçı yani çok sıkıntılı bir maç görüyorum ben. Her şeye rağmen Türkiye taraftarla maçı kazanacağımızı düşünüyorum inşallah. Hocam Türkiye Galler kazanırız. Kazanmasak bile beraberlik yetiyor değil mi? Yetiyor, grup liderliği yetiyor, yeter. Evet. Biz çıkarız buradan bir geliriz. Sinan abi evet, Türkiye Galler. Ertancığım şimdi 16 Kasım bu tip maçlarda bu tip zeminlerde defans oyuncuların işi çok zor. Defans oyuncuları hata yaparlar. Ayakta duramazlar. O kadar kolay değil. Yani defans oyuncusu kayıyor. Yani dolayısıyla bu futbol hatalar oyunu. Şimdi Apo güzel konuşuyor. Zayıf takımlarla oynuyoruz. İyi tamam güzel de. Abi biz bu sonuçları arıyorduk ya. Evet. Tabii, hatırlayın tabii. Bir aralar ya. Arıyorduk yani. Şu an bir iğme yakaladık. Bravo yani 4 tane atıyoruz deplasmanda. Kaç tane de kaçırdık? Kaç tane rakibin sahasında oynadık ya. Arda falan neler yapıyor. Tabii, Kerem tabii, Arda. Bravo. Yani bir istek bir arzu var. Hatırlayın arkadaşlar. Kimse milli takım maçını falan seyretmiyordu. Milli takım falan düşünmüyordu. Tabii milli ya. Takım falan. Rating yani, yapmıyordu ya. Bu şekildeydi. Yani yok. Şimdi ben baktım. Şeyde yayınlamıştı Acun TV8'de. Rating acayip almış. Bütün şey, dizileri artık, falan. Dizileri falan geçmiş. Onun için yani bu tip maçlar. Yani basit değil abi. Kerem saha çok kötü. Kesinlikle. Kerem zemin çok kötü. Şimdi oynanacak mı oynanmayacak Türkiye mı Galler, saat 5'te belli Türkiye oldu. Türkiye Galler maçı bilmiyorum. Ben muhtemelen bu stat yani nerede oynatırım ben sana söyleyeyim. Kayseri'de oynanacak. Ben mesela Kayseri yanlış anlamasın. Kayseri'de oynatmam ben bu İzmir, maçı. İzmir mesela. Ben bu şimdi niye? Biz teknik bir takımız. Kayseri'de şimdi hava zemin de orada da sert olur. Soğuk olur. Bu maçı
İklime göre. İstanbul'da tamam. Bakarım. Yani hangi saha daha güzel? Bakarım 3 tane Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil mi? Bakarım İstanbulluk bu maç var. Aslantepe. İstanbulluk. Şimdi Kayseri. Yani Kayseri yanlış anlamasın. Kayseri Spor yanlış anlamasın. Kayseri sayıyor. Burada Trabzon'da var. Bir sürü Bursa'sı da var. Yani bin tane şehir takımlarımız var. Konya'da var. Ama ben bunu İstanbul'da 3 tane takımın zemini hangisiyse orada oynatırım. Çünkü bizim için çok önemli maç bu. Dolayısıyla yani iyi bir zeminde, iyi bir de şimdi Kayseri Spor'un sahası güzel olabilir ayrı bir konu ama ben bu maçı İstanbul'da 50 bin kişiye, 50 bin kişinin önünde oynatırım. Evet, Türkiye Galileri de evrede çevrede burada yener ben sana söyleyeyim. Abi UEFA Uluslar Ligi A klasmanına geldiğimizde de Ahmet Çakar o zaman grubu sevmeye başlar. Adım mesela. Bütün grupların puanı. Mesela Göztepe stadı kaç kişi Göztepe stadı? Almanya, Türkiye. Göztepe 20 bin kişi. 20 bin. Mesela Göztepe, şimdi Göztepe stadı ufak. Ama kutu gibi. Çok ben güzel. Ama yetmez abi. Bize bak. Bize ya. Bu maç 50 bin. Aslantepe, 50 bin. Aslantepe. Bu maç 45 50 bin. Ben Aslan, Bursa'da da oynatırım Saraçoğlu, ama. Bursa bakın Aslan Saraçoğlu olur. Bu bizim İnönü olur. Bakacaksın abicim. Üçünden hanginin zemini şeyse. Bu mu 50 bin kişinin içinde boğacaksın. Boğacaksın. Zeminse en iyi zemin Fenerbahçe stadının zemini. Bilmiyorum ben zemin olarak. Değil mi? Yani şu anda en iyi zemin. Şimdi Kayseri. Fenerbahçe'nin zemini. Şimdi bakıyorsun Trabzonspor'un da sahası çok güzel. Ayrı bir konu. Yani İstanbul dediğin için. Hayır, zeminden dolayı. Ben İstanbul diyorum. Yani Anadolu. Yani Kayseri karar verilmiş. Şimdi Kayseri karar verilmiş. Bitmiş öyle şart. Ama ben burada bana göre ben bunu İstanbul'da derdim. İstanbul'da bu seyircinin önünde. Çünkü arkadaşlar hatırlayın bir zamanlar İstanbul'da uzun bir süre maç oynatamıyorlardı. Aynen. Evet. Tepki vardı milli takıma. Arkadaşlar bir şeyler verin ekrana. Milli takıma tepki vardı. Milli takım futbolcularına tepki olduğu için oynatılmadı. Ama bugün öyle değil abi. Bugün artık bakıyorsun milli takım taraftarı artık, Türk seyircisi artık bu milli takım futbolcuların hepsini kucaklar. Şu an oynayan topluma bakın, oynayan futbolcu topluma bakın. Hiç öyle ağır fanatizm yapan, bilmem ne yapan futbolcu da yok sahada. Eskisi kaos gibi değil. Yok değil mi Sinan abi? Hayır. Çok iyi anladım. Problemli kriminal... Çok önemli bir şey söylüyor bakın, biliyor musunuz Sinan abi bakın, şu anda? Problemli kriminal oyuncu da yok. Şu an milli takımımızda. Tabii. Yani onun için herkesi kucaklar. Hatırlayın burada yıllardır hep ben söylüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Günlerdir kimsenin konuşmadığı bir şey. Milli takımın şu anda iyi gitmesinin sebebi bence. Bravo bakın, Sinan abi. Arkadaşlar. Kimsenin konuşmadığı bir şeye dokundu. Burada yıllardır söyledik. Bravo. Oyundan çıkarken hangi milli takım yazımadık, futbolcusu alkışlandı ya uzun bir süre bakın bravo. Ya. Hep protestolarla çıktılar oyundan. Hep protestolar. Ama bugün hadi Arda Güler oyundan çıksın. Hadi bilmem ne Kerem çıksın. Hadi bilmem ne İrfan Can çıksın oyundan ve çıkarken bak bakalım stat yıkılmıyor mu? Alkışlanıp. Çünkü ben sana söyleyeyim milli takımımız artık taraftarlarımız milli takım oyuncularını artık benimsemeye başlar. Çünkü niye biliyor musun? Pardon Ertem. Çünkü arka arkaya aynı tipleri arka arkaya aynı oyuncuları seyrediyoruz artık. Eskiden öyle değildi. Her maçta tombala gibiydi. Hangi 11 oynayacak? Şimdi öyle değil. Şimdi milli takımın 11'ini sayarsın. 3 aşağı 5 yukarı bir eksik de sayarsın. Sinan abi benden çok daha iyi biliyorsunuz. Abdülkerim abiyle ikiniz futbolcunuz. Takımda papaz futbolcu denen bir şey var. Eskiden papaz topçu çoktu. General çoktu. Şimdi Sinan abi, Abdülkerim abi yedek kulübesinde... Bak Türkiye'de futbolda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor arasında neler oluyor? Yöneticiler birbirlerine giriyor ama o yöneticilerin topçuları... Yedek kulübesinde birbirine koşuyor, birbirine sarılıyor. Aynı odalarda yatıyorlar, aynı odalarda kalkıyorlar. Ve dediği o kadar doğru ki Sinan abinin. Herkes birbirini kucaklıyor. Yani şöyle düşünün, Ali Koç'la Dursun Özbek kucaklaşıyor. Tabii. Hasan Arat'la... Montella da bu ortamı sağladı. Ali Koç kucaklaşıyor. Aynen öyleler. Yani çok mükemmel. Ben inanılmaz yani. Bence şu son haftaların en güzel yorumuydu. Abdülkerim abi. Ya şu anda zaten milli takımda... Papaz yok. Papazı boş ver sen de. Zaten onun futbol takımında papazın ne işi var ya? Papaz kilisede olur yani. Papaz futbolcu ya. Futbol takımında ya papaz. Ya siz benden daha iyi biliyorsunuz Abdülkerim abi. Biliyorum anlıyorum da boş ver. Söylemeyelim artık. O şeyler bizim zamanımızdaki eski terimleri hayatımızdan atalım artık. Papaz futbolcu diye bir şey olmaz. Olmasın artık yani. Öyle bir şey söylemeyelim artık. Papaz futbolcu ne? Ne demek papaz yani, futbolcu? İşte her yolu garip, görmüş, bitmiş. Kriminal. Falan filan böyle garip. Bir de şey mesela tecrübeli. Her şeyi. Ama sen şey derdin, 89'da derdin, ben dahil papaz futbolcuları atmalılardı derdin. Regaip evet. Yıkılmaz da aynısını söylüyor. Abdülkerim abime katılıyorum. Ben Avusturya'dan diyor. Avusturya'dan, Viyana'dan. Regaip kadını var. Bunlar senin müritlerin mi? Estağfurullah. Bunlar senin müritlerin mi? Bunlar kim abiciğim ya? Papaz Ertem şeyler göster. Yapma Abdurrahman.
Papaz Ertem'in müritleri işte. Papaz Erdem mi? Papaz Ertem'in müritleri. Abdurrahman nereden çıktı? Harika bir şey. Regaip, Megaip, Barış, Marış. Evet. Papaz Ertem'in müritleri. Abdurrahman Sezgi gelmiş. Evet. Abiciğim bak bir şey söyleyeyim size. Bakın bugün milli takımın oyuncularına bakın. Benfica'dan iki oyuncu oynuyor. Kim bilir? Değil mi? Benfica'dan iki oyuncu oynuyor. Benfica'dan. Real Madrid'den bir oyuncu. Benfica'dan iki oyuncu. Brighton'ın sol beki. Artık Fenerbahçeli Ferdi yok. Brighton'lı Ferdi var. Zeki Çelik. Değil mi? Nerede oynuyor? Merih Demiral Arabistan'da. Yani Türkiye'de oynayan, iki tane takımda oynayan iki tane oyuncu var sahada. Hakan Inter'de. Bak. Barış Kenan çocuk şeyde. Juventus'ta. Yani bir Kerem İrfan, Benfica'da. Müthiş topluluk var. Bir İrfan Can Kahveci vardı bugün oynayan. O da Türkiye'nin Juventus'unda oynuyor. Bir de oynuyor. Uğurcan. Uğurcan kaleci Uğurcan var. Bir de Abdülkerim 3. Geri kalan 8 oyuncu zaten 3 büyüklerde falan Zeki değil. Zeki Roma. Şimdi genelde Tina'nın dediği olaylar niye oluyordu? Fener stadındaysa maç. Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaşlı futbolcular tepki görüyordu. Fenerli seyirci orada çok diye. Galatasaray stadında da Galatasaray taraftarları doluyordu. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'ler zamanında milli maçtan önce değil mi? Küfürler edildi. Çocuk milli maçı bıraktı, terk etti. Hatırlasana Ardalılar Emre'leri. Şimdi dediği gibi Sinan'ın öyle tipler kalmadı. Aynen. Ve takımlar da değişti artık. Şimdi bütün takımımızın ilk 11 oyuncunun tamamı hangi takımın oyuncusu? Avrupa'daki takımların oyuncusu. Dolayısıyla artık milli takıma böyle bir bakış var. Benim temin söylemek istediğim şey şu. Milli takım bundan 3 gün önce Karadağ'ı yeniyor. Kimse dikkat etmiyor. Karadağlar yeteneksiz diye 4 yoksa 3-4 tane evet. Birebir pozisyon yakaladılar kontrataklarda. Atamadılar, vuramıyor adamlar. Evet. Ya, biz bu defansla bu kadar pozisyon verirsek Karadağ'a, İzlanda'ya yarın öbür gün o Dünya Kupası elemelerinde falan filan ağlar kalırız. Dolayısıyla defansif oyuncularımız, defans oyuncularımızın bir an önce toparlanması lazım. Öyle böyle değil, hepsi formsuz. Iskalıyorlar, ıskalıyorlar. O ikinci gol. Titrek sahada düşüyorlar. Apo bir şeyler, abi, o bize şeyin, Merih Demiral'ın göbeğiyle kurtardığını Allah bizi korudu. Sağ bozuk anladık da. Geçen hafta Karadağ maçında da nerede oynadık? Defansa sıkıntı var. Samsun'da oynadık. Samsun. Orada da verdik pozisyon. Defansa sıkıntı var. Var abi, defansında var. Sıkıntı var. Var. Bayağı rahat pozisyon veriyoruz yani. Çok. Yoksa öbürünü söylersin. Müthiş oynadık. Müthiş vurduk. Abdülkerim de. Kerem'in son golü mesela bana göre. Muazzam. Son ayak içi plese olağanüstü güzel. Eliyle de atsan öyle atarsın ancak. Bunlar kim bilir? Tabii ki met edilecek şeyler. Mesela Apo. Abdülkerim Bardakçı ilk golde tahmin etmedi, biliyor musun adamın gidebileceğini? Evet. Dikkat edersen refakat etti. Nasıl bir yerde önüne keserim dedi. Ama bir türlü kesemedi. Evet, kafadan bitirmesi lazım. İşte hata dediğimiz o. Tahmin edeceksin. Kafadan tahmin etmedi, biliyor musun? Evet. Ben bunda gideyim dedi. Nasıl yolda alırım. İşte yolda alırım dedi. Portekiz maçında da tahmin etmiyorsun. Samet'i Mamet'i oynuyordu, biliyorsun değil mi? Bir anda üçlük oluyorsun. Kaleci Valdimarsson Brentford'da. Friedrichsson Düsseldorf'ta. Fortuna Düsseldorf'ta gitmiştik. Düsseldorf'ta. Inge Igason Panathinaikos'ta, Gretarsson Danimarka takımı, Sondersky'ye. Evet. Thomasson Strøm Gochet'te, Norveç takımı, Andersson Aarhus'ta Danimarka'da, Gudmundsson Al Oroba'da Suudi Arabistan'da, Traustason Norrköping'de İsveç'te, Elertson Venezia'da, Venedik'te. En iyi futbolcusu. Oskarsson Real Sociedad'da. Ben bu adamı çok beğendim. Oskarsson 9 numarası fena. En iyi futbolcu. Gudjonsen Gent'te. En iyi futbolcu 9 numara. Samsung. En iyi futbolcu. Birmingham'da. Sigurdsson. Valur Reykjavik İzlanda takımında. Johannesson Fortuna Düsseldorf'ta orta sahada. Yani bizimkilere bakın. Arda Real Madrid'de. Zeki Roma'da. Kerem'le Orkun Kerem Benfica'da. Orkun Benfica'da. Hakan Inter'de. Avrupa lejyonerleri. Apo'nun dediği gibi bak. Apo'nun dediği gibi. Bir tane baba stoperimiz olsa. Bir tane bir çabuk stoper yok. Bir çabuk stoperimiz olsa. Hani böyle koşup yakalayacak. Anladın mı yani? Hızlı bir stoperimiz olsa. Kim çok farklı takım oluruz. Sinan abi, futbol tarihimizden bir örnek ver mesela. Mesela. Alpay gibi bir şey söyleyeceğim. Yani Alpay da yavaş oyuncuydu. Alpay da yavaş oyuncuydu. Baktığın zaman yani. Böyle çok hızlı stoperlerimiz falan hiçbir zaman büyük olmadı. Bir ara Fatih Akgel çok çabuktu. Fatih Akgel yakalıyordu, bek oynuyordu ama yakalıyordu, hızlıydı. Bülent Korkmaz da mesela. Bülent Korkmaz var, bravo. Bravo. Şu anda Reykjavik'te. Onlar bek. Görüntüler geliyor. Devrim Zengi şu anda beyaz ışıklarla geçiyor. Evet evet. Devrim orada mı? Şu an devrimde şu an. Abi devrim şahane gördün ben ya. Yok hayır, o bilmiyor. Burası Reykjavik canlı. Devrim şahane. Reykjavik canlı. Vallahi devrim şahane ya. Burada
mı? Devrim ben... değil o ya. Kameraman arkadaş o. Benziyorlar. Yok ya, Devrim'le çay içtim ben içeride. Doğru söylüyorsun abi. Devrim'le çay içtim demin içeride. İzlanda'da Reykjavik'te ya. Hocam bir söyleyecek. İzlanda Reykjavik'te. Devrim orada mı şimdi? Yok ya. Orada değil ya. İçeride ya. Ama Reykjavik'te arkadaşlarımız şu anda canlı yayın. Bir tane şey vardı ya. Oraya... Ekrana geliyor. Bir tam ekran verebilir miyiz? Tam ekran verebilir miyiz? Reykjavik'te şu anda bak kırmızı bir araba geçiyor. Kırmızı araba. Bomboş sokaklar. Devrim mi orada? Yok ya, devrim yok. Vallahi. Biz şu anda devrim yapıyoruz. Abdurrahman Sezgi. Reykjavik'te Abdurrahman Sezgi. Apo, Apo orada değil. Apo öğretmen hanım. Hazan öğretmenimle beraber. Hazan okulun adı neydi ya? Bundan sonra ne? Reykjavik Süleyman Üstü Başarı Okulu. Bir tam evet gelebiliriz. Reykjavik kalsın ortada. Hoca bir şey söyleyecek. Reykjavik'te bir gece doğru mu? Reykjavik hocam canlı şu anda görüntü canlı. Bu akşam birazdan milli takım otobüsü buradan geçecek. Onun için arkadaşlarımız verdi. İrfan'a bu akşam ya. Şunu gösterdi. Bir. Milli takım otobüsü İrfan buradan geçecek. İrfan Can Fenerbahçe'de sürekli oynamalı. Oynamalı. Hep tıpkı geçen yıl müziği oynadığı değiştirin gibi. Arkadaşlar. Bu akşam. Hocanın müziği. Montella'yı ipten alan. Yani Montella kaybetseydi Montella'nın iplik bir şeyi yoktu ama maçı kurtaran bana göre. Yok, temel ışık. Montella'da bir şey olmaz artık. Temel ateşleme İrfan Can'dır. Hocam. İrfan Can tam şey bak kendi takımında oynamıyor ama ikidir. Maçı kurtarıyor. Karadağ maçı bu akşamki ilk gol. Evet. Birinci şey İrfan Can gibi adamlar kendi ülke takımlarında, kendi takımlarında oynamalı. Hepsi için söyleyemem. Evet. Oynamalı. Bunun da en baba örneği İrfan Can. İki, Arda Güler. Arda Güler. İki sene sonra. Eğer bozulmazsa, şaşırmazsa. Büyük oyuncu olacak. Bozulmayacak. Avrupa'nın en iyi 2-3 oyuncudan en değerli 2-3 oyuncudan biri bu milli takıma yansıyacak. İnşallah, bir de bu akşam inşallah. Bir şey gördüm ya. Bunu ispat edemem ama yemin edebilirim. Söyle hocam. Bu Barış Alper top oynarken seyirciye, takım arkadaşlarına da negatif elektrik verdiğini hissettim. Mesela bu akşam oyuncular arasında bu negatif elektriği hiç hissetmedim. Acaba şimdi sesi düşünüyorum. Çocuğun da hakkını yemedim. Yok hocam. Barış Alper acaba... Futboluna geçen sene Galatasaray'a katkıları hiçbir lafım yok. Acaba milli takımda oynamasın demiyorum. Acaba direkt ilk 11 oyuncusu mu? Bu akşam onu fark ettim. Takımda... Bugün çok iş yapardı oynasaydı biliyor musun? Emin hocam. Değilim. Ya, yapsaydı ha? Karadağ maçında yapardı. Bugün Karadağ maçında zeminde, yapardı. Artı zeminde. Bazı Türkiye'de şişirilmiş balonlar. Hocam o yoruldu. Bir, Abdülkerim. Çok ağır. Üst düzey stoper için fazla ağır. Öyle bir futbol... Galatasaray'da falan tutuyor. Türkiye çünkü dedim, karşısında Kayseri'nin hücumcusu var. Aynen. Efendim de, Hatay'ın hücumcusu hocam, var tutuyor. Bir de yanında Türkiye'nin değil bence Avrupa'nın dünyanın en çabuk aynen, stoperlerinden biri Davinson Sanchez var. Aynen. Hocam, anladın mı? Davinson Sanchez Türk olsa bize çok müthiş yararı olurdu. Birçok şeyi ayıbı örtülüyor. Sonra bir de şu Sanchez var. Yani Abdülkerim bir sanki üst düzey. Bir bir adam var. Hepsinin Barış Alper ve Abdülkerim. Çok üst düzey oyuncular olmadığını düşünüyorum. İki. Barış Alper ve Abdülkerim. Barış Alper ve Abdülkerim şampiyon takımlı oyuncu ve geçen sene Galatasaray'a önemli katkılar vardı. Şimdi acaba düşünüyorum. Türkiye'de ilah gibi olan Galatasaray gidiyor Young Boys, Kopenhag, Sparta Prag takımlara karşı elenmesinin sebebi yıldız dediğimiz adamlar Avrupa sahnesinde aslında sırıtıyorlar. Bu akşam Abdülkerim sırıttı. Merih de sırıttı. Barış Alper epeydir sırıtıyordu. Sadece futbol olarak değil, 12 aydır. Elektrik Barış olarak abi. Sırıttığını hissediyorum. Bir de deminden beri söylediğiniz her şeyin altına imza atarım. Kriminal oyuncu yok, çakal oyuncu yok, papaz oyuncu yok, alemci oyuncu yok. Kendini birçok şeyin üstünde gören oyunculara örnek. Arda vardı, Burak vardı falan. Fatih Terim gibi köşeli bir hoca yok. Fatih Terim'e Galatasaraylılar tapıyordu hocayken. Fenerler alayı nefret ediyordu. Şimdi Montella'sı, Montella ya. Bir de yapı olarak çok alçak gönüllü, sevimli, terbiyeli Montella bir adam. Montella sevdirmiş kendini futbolcuları. Sevdi, bir de futbolcular sevdirmiş. Seviyor. Arda evet, Güler koşuyorlar, yani sarılıyorlar. Dolayısıyla milli takım bakayım gözlüklerine. İyi ellerde. Evel Emir'de yapmamız gereken dediğin gibi bir tane santrafor gibi santrafor çıkartmamız lazım. Aynen, aynen, aynen. Efendime söyleyeyim. Bu da yok. Sonuç... İzlanda'yı yendik. Mutlu sevgili musun? Kardeşim Ali Kum rica ediyor. Bunu ki? Yapmamız lazım. Hazır olsun. Ne oldu ki? Dur. Hocam dur kaldır telefonu. Dur. Eyvah, hocam eyvah, hocam eyvah, şimdi eyvah. Telefon. Tam ekran hocam. Tam ekran dur. Eyvah. Tam ekran hocam. Tam ekran. Anlamadım dur. Ben şimdi ya. Bir dakika dur hocam. Müziğin geliyor. Müziğin geliyor. Dur.
Hocam balina gelsin dur. Balina. Balina sesi. Balina sesi. Balina ülkesinde. Balina sesi. Balina abi yedik. Ne hakikaten maaş yapıyorsunuz. Vallahi yapmayın ya. Bir şey yapmayacağım Sinan. Yapma ayıp ya. Balina sesi. Balina sesi. Bak Sinan Engin göster. Dur hocam dur hocam. Sinan Engin'i göster. Hocam yap. Kim istedi? Ali Kum istedi. Hocam geliyor ses. Sesi yükselt. Hocam, eyvah, hocam eyvah. Yavaş yavaş tadını çıkararak. Uzaklaşın, uzaklaşın, uzaklaşın. Hocam yavaş yavaş. Yeter tamam kafi. Genel üstte güzelce yaptım. Ya nasıl çıkıyor? Bu yaptığınız, bu yaptığınız. Göster, Ertem seni de kınıyorum, hocayı da ağır rezillik. Sinan abi ben ağır. Mi yaptım ya? Profesör ağır. Doktor Sinan. Yakıştıramıyorum değil. Size. Sebep? Hakikaten bu nedir bu çocuk? Balina, bu balina ilk oğul çocukları böyle hareketler yapacağız size. Hakikaten biz 10 yıldır, yapmaz. Bir dakika 10 yıldır bu beyaz futbolda o kadar olgun, o kadar iffetli, o kadar erdemli işler yapıyoruz ki. Hocam çok erdemli mesela, işler yapıyoruz. Mesela Gomis Sinan hiç şeye bakmıyor bilmem ne. Gomis Sinan ama gerçek hocam. İnadına senin için bir daha yapma. Ya yapma. Dur dur. Tam ekran. Valla yapma. Tam ekran. Tam ekran yapmasın. Bırak yapma hocaya. Yeter. Valla yapma. Müzik. Hocam. Hocam. Bu sefer Sinan Engin'e doğru fışkırttı. Tamam kafi. Galibiyet, galibiyet fışkırtması oldu bu. Yazın. Sinan Engin'e doğru Ahmet Hoca'dan galibiyet fışkırtması. Arkadaşlar. Ama Sinan şöyle düşün ya. Bu nedir ya? Şöyle düşün. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezillik ya? Sinan şöyle düşün. Şöyle düşün. İzlanda'yla hocam İzlanda'yla billur geçiyor. İzlanda'yla değil mi? Maytap geçiyor. Ahmet Hoca İzlanda'yla maytap geçiyor. Şu hale bak. Beyler kolay değil. Tamam çok iyi bir takım değil İzlanda. Fakat İzlanda'yı futbol tarihimize ilk defa Reykjavik'te yenmiş. Sen de bunu kutluyorsun değil mi? Alanlara çatarak. Bravo. Balina evet. Onlarla alay ediyor. Bravo hocam. Kudurmayın beni bir daha yapacağım. Dur hocam yapma yeter ya. Dur hocayı göster. Her yer su oldu. Hocayı göster. Hocam yapma. Ertem hocam yapma. Ahmet Çakar'dan galibiyet fışkırtması. Sinan aklı. Hocadan galibiyet fışkırtması. Ya yapma be abi ya. Dur müziği ver. Su gelmiyor. Bu kadar uzun nasıl bu kadar? Müziği ver. Müziği ver. Allah Allah. Ay ben, abi böyle bir şey. Hocam nasıl bir fışkırtma? Sinan ne sevimli gülüyorsun biliyor musun? Bu hocam, nasıl bir yayındır? Hocam. Valla bana arkadaşlar küçükken kaşalot derler. Kaşalot bir balina. Balina balina. Aslında geçiş oldu. Yerine geçiş. Sana gelmez abi ya. Canımın isperbeçet balinası. İsperbeçet balinası. Bir balinayı göstersenize. Kaşalot Ahmet. Şu anda burası okyanus gibi oldu oyunu. Evet aynı. Abi. Evet. Senin yüzünden. Ben mi fışkırttım baba? Hep sen yaptırıyorsun abi. Vallahi ben yaptırmadım. Ya. Hanım kardeşimizi çağırsana. Yok yok. Ya, gerek yok. Biz sileriz ya. Ablaya mı sildireceğiz? Abi nasıl sileceğim? Ben nasıl sileceğim? Ben silerim ya. Hep beraber sileriz. Yok hoca istemiyor. Böyle kalsın. Nasıl sileceksin ya bu? Hayır masa böyle kalsın. Abi masa böyle güzel. İyi mi? Kıbrıs neşeli valla. Ne yapar böyle şey ya? Evet o görüntü istiyorsun. Mesajlar geliyor. Mesajlar diyor ki kızdı Allah derin futboldan ve beyaz futboldan razı olsun. Niye? Ahmet hocam, Abdülkerim hocam, Rasim, Sinan abicim ve Ertem abi. Beni sayma. Öylesine sıkıntılı geçen, sosyal medyayı açıyoruz bakıyoruz sürekli birileri birilerini aynen, öldürüyor. Aynen. Birileri doğru, birilerini bravo, götürüyor. Bravo. Ve sizin yaptığınız 1,5-2 saatte olsa insanların yüzünü güldürüyorsunuz teşekkür ederiz diye. Kim? Oğuz Kağan Koleji öğrencileri yazmışlar. Çok selamlar. Hazal öğretmenime de selamlar. O aynısını, buradan. Aynısını. Oğuz Kağan Koleji öğrencilerine çok çok sevgiler buradan. En sevdiğim kolej. Bak bir kardeşimiz var. Oğuz Kağan Koleji. O da yazmış. Seviyoruz. En Hazal öğretmenim koleji. Seni seviyoruz. Bak sevgi tükenmez hanımefendiyle. Babası da adam evladı yiğit tükenmez. Abi eğleniyoruz ne diyorlar. Söyle? Sağ olun diyorlar. Kim hocam? Sevgi tükenmez hanımefendi. Oğlu yiğit tükenmez. Sevgi tükenmez ne iş yapıyordu hocam? Avukat mıydı? Hayır bir arkadaşımın eşi. Aa Levent Dibiderol da hepinize selam söylüyor. Levent Dibiderol. Levent Dibiderol. Zeynep Genç. Her şeyi bilen adam. Her şeyi bilen adam. Efendim bir saniye bir son dakika var. Yine ne var ya? Al 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 ekrandan al hemen al. Al al yazıyı da al. Ver Acun Ilıcalı'nın tweetini verin hemen ekrana. Tweet atmış. Ne demiş? Sonundaki imalı paylaşım ne? Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyorum. Bu arada söyleyeyim. TV8'den Nightmare yayınlandı karşılaşma. Ve LED ekranlarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları vardı. Maalesef. Hatta maç öncesi ama ben bugün şunu da söyleyeyim. Bugün A-Spor'da da TRT Spor'da da gündüz yayınlarında arkadaşlarımız oradan canlı yayın yaparken bazı ajansların çektiği görüntülerde ve canlı yayınlarda mesela ben gördüm. Arkada mesela T ile başlayan bir yasa dışı bahis sitesinin adı geçiyordu. Yani onu durduramaz zaten ne A-Spor ne TRT Spor ne herhangi bir spor. Kimse durduramaz çünkü orası stat İzlanda'nın Reykjavik stadının
kendi led bölgesi LED yani bölgesi. Stadın içerisindeki led alanları. Onlar o zaman da vardı. Ama maç sırasında bazı yasa dışı bahis sitelerinin isimleri geçti. Adları geçti. Onunla ilgili bir açıklama yapmış Acun Bey. Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim. LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait. Bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere biz herhangi bir anlaşma yapmadık. Paranın yarısını da almadık. Son derece yanlış. İlk üç cümle fevkalade doğru açıklama açısından. Evet. Doğrudur. Yani seni tasdik eder bazen konuşabilir miyim? Hocam beni ilgilendirmiyor. İzlanda Reykjavik'te, Reykjavik'te bir stada gelip o soğukta. Bahis de seni görüyor. İzlanda'daki canlı stattaki dolayısıyla İzlanda Federasyonu'na TV8 para için yapacağı bir şey yok. Yok. Oysa ki Fenerbahçe Lille maçında Fransa'da stada gelen bir Fransız orada bir illegal bahis ismi görmüyor. Ama Türkiye'de seyredilirken görüyor. Burası korkunç bir soru işareti anlayana. Doğru. Fakat son cümlesi son derece. Bak burada Acun Ilıcalı bu açıklamayı yaparken Fenerbahçe idarecisi değil. Doğru. Bir TV8 gibi önemli bir kuruluşun patronu olarak açıklayıcı bilgi yapmak zorunda. Burada sen Fenerbahçe kimliğiyle Galatasaray'a laf sokarsan yarın bir gün laf sokarlar. O yanlış Acun, olmuş bence de. Acun şaşırdın. Bravo. Acun şaşırdın kardeşim. Bak iyiliğini isteyen biriyim. Şaşırdın. Ona bazen insan parasal olarak değil 30 yılda polemik ektiğini gönüllerde 30 günde kaybeder. Para anlamında söylemiyorum. Ya. Algı, sevgi, imaj. Ya şimdi sen burada hangi hakla Galatasaray'a çakıyorsun? Bu kimlikle bunu çakamaz. Hocam kimse Galatasaray'a çakamaz zaten. TV8'in patronu kimliğiyle çakamaz. Zaten Fenerbahçe as başkanı kimliğiyle defalarca çaktın. Şimdi bunun üzerine hocam, Galatasaray niye kulübü... Galatasaray niye alıyor üstüne bunu? Sence kim almalı? Hocam şey mi, kamuoyu genel almalı. Hadi Sinan ya. Hocam televizyonun patronu olarak... Hayır şundan dolayı Sinan abi paranın yarısını almadık. Parasını ya al derken Galatasaray'a laf sokuyor. Televizyonun patronu olarak bir şey açıklık getiriyor. Hocam televizyonun patronu olarak bir yere açıklık getiriyor. Yapmak zorunda yani burada hem Fenerbahçe kimliği hem TV8 kimliği patronu olabilir. Bak ne diyorum. Ama bir şey açıklık getiriyor. Müsaade et. Son cümleyi at. Hiçbir problem yok. Haklısın Acun. LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait. Bizim uzakta ilgili... Almadım para okay. diyor. Okey, burada bir lafım yok. Para son cümle diyor. Ne biliyor musun? Galatasaray, siz yarısını aldınız, verdiniz, biriniz aldınız. Ben de almadım diyor. Ben Acun'un TV8 patronu kimliğiyle yapmış olduğu bu açıklamada Galatasaray'a laf sokmasını son derece yanlış buluyorum. Ben de almadım benim hocam. Ya, hocam, bu da benim hakkım, benim fikrim. Gayet tabii. Bu da benim fikrim. Ben de diyorum ki, onlar para aldılar diyor. Evet. Ben bu işten para falan almadım. Bu Futbol Federasyonu ve tamamıyla bu arada İzlanda şu da çok ilginç İzlanda Federasyonu'na ilgilendiriyor. Evet, İzlanda evet. Federasyonu'na ait ve bizim Futbol Federasyonumuz buna karar veriyor. Bizle alakası yok diyor. Genelde öyledir reklam işleri. Evet. Onun için parasını almadık. Bu kendi tercihidir. Yani almadım benim burada bir maddi bir kazancım yok diyor. Alanlar. Ha demek sen ki öyle alanlar, mi anlıyorsun? Alanlar yani demek ki hocam parayı alanlar daha fazla görmedi. Sen olsan Dursun Bey, Sinan abi Dursun Bey Sayın Başkan geçen gün divan kurulu genel kurulda almadık dedi. Ama Sayın Niyazi Yelkencioğlu aldık diyor. Aldık diyor yarısını. Benim de duydum 7 milyon alınmış. Ama soru yani bilmiştir bilemem. Sinan'ım sorun burada alınıp alınmaması değil. Sorun burada Acun'un patron kimliğiyle Galatasaray'a laf sokmuş. Hocam ne dediğini anladım. Kimliği olmayanlar sokuyor Acun. Hocam. Bak Acun sokmasın. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ama Acun'a şimdi bir şey söyleyeceğim. Hocam. Adama sokunca şimdi, iyi yani. Sen şimdi öyle diyorsun da. Şimdi mesela oturup diyorsun oralarda. Ki bir kariyer diyorsun falan filan. Şey bu ülke değişmiş olmaz. Balık hafızalıdır. Acun Ilıcalı bu. Hiç fark etmez. Fenerbahçe taraftarı var arkasında en azından. 30-35 milyonu var. Onun dışında da başka sevenler. Hocam şimdi sen hatırlayın. Çok fazla da sosyal medyalara falan da takılmayalım. O tweetlere falan. Hatırlayın. En azılı zamanlarda bile Fenerbahçe'yi eleştirdiğiniz zamanlar bile şike sürecinde film çeviriyorduk. Ağırlıkta Fenerbahçeli şu insanlar gelip size resim çektiriyordu. Tabii. Ama sosyal medyaya baktığınız zaman ulan nasılcıyorlar, kesiyorlar, evet, ne olur. Palavra, takılmayalım evet, abi. Yani sosyal medyada asallanıyor da bunun falan filan hiç öyle bir durum Sinan'ım, yok. Ben Rasim, bizim Rasim'e herkes kızıyor ediyor.
Ulan Rasim'le bir yere gidiyorsun. Herkes Rasim'leri isim çekti. Sinan'ım. Doğru. Sinan'ım. Benim umurumda değil. Ben diyorum ki. Anladın acın arkadaşlar. Acın bir şey olmaz. Acın yaptığın altın, strateji. Hocam altın. Doğru strateji değil diyorum. Hocam altın çamura da bassa. Her yere bassa. Çıkar suyun üstüne atarsın temizlersin. Ama ya altın görünen metal. Altındır. Ya altın görünen metal çamura girdiğinde. Üzerindeki altın kaplama dışarı. Hocam çok özür dilerim. Acayip geçtik reklamı. Çok acayip geçtik. Acun bir dakika dur. Acun gerçek altındır, kaplama falan değildir. Bir çok acayip girdik. Abdülkerim abi son cümle. Yok şunu söyleyeceğim. Çok acayip. Reklama da sen pas at. Hiç buraya geldiğinden beri. Bir dakika bir ben konuşayım. Bu Berit King İzlanda. Ulucalı Fenerbahçe kulübünde. Göreve talip aldığı günden itibaren Ahmet Çakar'ın dediği bu riski zaten göze almıştı. Aldı. Sen bugün şartlarda Fenerbahçe yönetici olup diğer takım taraftarlarından sevgi görüneceğini bilmiyor mu Acun? Aptal mı? Galatasaray'da yönetici oluyorsan Galatasaraylılar hariç herkesin nefretini kazanacak. Peki o zaman, Hocam, Acun devam ettiğin gibi. Reklamdan sonra, Fenerbahçe'den biri bağlanacak. Galatasaray'dan biri bağlanacak. Sen şeyi seyrediyor musun? Ama çok acil reklam. Kızılcık Şerbeti'ni seyrediyor musun? Seyrediyorum acayip. Güzel gidiyor. Çok seviyorum. Barış Kılıç hepimize selam söylüyor. Barış Bey, hepinizi seviyoruz. Reklamdan sonra acayip acayip bu gece uykusuz kalın. Bu gece acayip şeyler olur. Yapma hocam.